Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış, bir yokmuş, iki tane kız kardeş varmış. Büyüğünün adı Gülnare, küçüğünün adı Aymama imiş. Bu ikisi neşeli neşeli oyunlar oynuyor, kahkahalarla gülüşüyorlarmış. Geceleri bir yatakta yatıyorlar ve ablası küçüğüne ilginç masallar anlatıyormuş. Gülnare ile Aymama daha küçükken anadan yetim kalmışlar. Günlerden bir gün tatlı dilli Aymama babasına ''Baba, bana anne getir.'' demiş. Babası kızlarına bakar ümidiyle bir kadınla evlenmiş. Üvey anne delikanlı oğluyla Gülnarelerin evine gelmiş. Gürültü yapmayın diyerek oyun oynayan Gülnare ile Aymama'ya kızmış. Kızlar dudaklarını ısırıp ses çıkaramıyorlarmış. Üvey anneleri çok acımasızmış. Gülnare evi temizliyor, su getiriyor, odunları kesiyor, yemek pişiriyor, bulaşıkları yıkıyor olsa da üvey annenin gözüne bir türlü giremiyormuş. O yine beddualar ediyormuş. Biçare kız birçok azaplar çekmesine, birçok zorluklar yaşamasına ve epeyce de sopa yemesine rağmen ses çıkaramıyormuş. Fakat için için yanıyormuş ve başını alıp bu evden uzaklara gitmenin yolunu düşünüyormuş. Günler, aylar geçivermiş. Kızın güzelliğine güzellik eklenmiş, 15 günlük ay gibi parıl parıl parlıyormuş. Aymama ise 7 yaşına girmiş ve gül gibi açılıp saçılmış. Gülnare'nin şöhreti bütün vadiye yayılmış. Onun namı herkesin dilindeymiş. Gülnare'yi istemek için görücü üstüne görücü geliyormuş. Üvey anne maharetli kızın kendi elinden çıkıp gitmesinden korkup içinden kendi oğluna düşünerek dua ediyormuş. Oğlan ise akılsız, kaba ve çirkinmiş. Kız onların bu fikrinden habersizmiş. Şu bu derken düğün hazırlığına başlanmış, gelin olma vakti gelip çatmış, gün ağarmaya başlamış. Düğün giysileri ve takılarını getirip Gülnare'nin yanına koymuşlar. Gülnare, bunlar da ne diyerek şaşırmış ve kardeşi Aymama'yı çağırmış. Evde neler oluyor kardeşim diye sormuş nefesi kesilerek. Düğün oluyor demiş Aymama. Ne? Babamla annem sizi kocaya vereceklermiş. Ben sizden ayrılacakmışım ablacığım demiş Aymama üzülerek. Doğru mu söylüyorsun? Kime diye sormuş boğazına bir şeyler takılarak Gülnare. Ağabeyime imiş. Annemle babam konuşurlarken duydum. Gülnare şaşırmış kalmış ve ses çıkaramamış. Bunca azap çektiğim yetmemiş gibi şimdi de zorla kocaya vermek istiyorlar. Vay kara bahtım diye üzülmüş Gülnare. Ne kadar çabalamışsa da derdine çare bulamamış ve evden başını alıp gitmeye karar vermiş. Aymama'yı bağrına basıp doyasıya öpmüş. Atlaya atlaya kapıdan caddeye çıkarak gitmiş. Gelinin giyinmesini bekleyip duran yengeler de onun arkasından koşuyorlarmış. Onların arkasından evin hizmetçileri, düğüne katılanlar, sofracılar, aşçılar koşuyorlarmış. Gülnare köyden doğruca tarlaya, oradan dağa kaçmış. Saklanarak tepelerin üstünden, mağaraların içinden yol alıyormuş. Fakat gözüne her taraf bomboş görünüyormuş. Kovalayanlar onu işte şimdi tutup yine o dert ocağını alıp götüreceklermiş gibi geliyormuş. Gülnare etrafına göz gezdirerek taşlara göğsünü dayamış ağlıyormuş. Uzaklardan gelen sesler ve gözüne görünen hayaller gittikçe yaklaşıyormuş gibi sanıp onu daha çok korku basıyormuş. Saçları dağınık ve hali perişan Gülnare dağlar arasından küçük bir meydana doğru kaçmış.
onu bağrına almakta olan sihirli görünen dağa yalvarmaya başlamış. "Yalvarıyorum ey yüksek dağ, merhamet göster, halime bak." Bunu dedikten sonra can havliyle tekrar tekrar inlemeye başlamış. "Yarılıver ey taş, ben sana yoldaş." Böyle demesiyle iyice karanlık çökmüş, gök gürlemiş ve birden şimşek çakıp dağdan ateş yükselmiş. Büyük kaya şakırdayarak yarılmış. Kızın sevinci içine sığmıyormuş. Kollarını açıp taşın içine girmiş ve yine konuşmaya başlamış. "Ey büyük taş, büyük taş, sevincimden gözümde yaş, kapanıver taş, ben sana yoldaş." Taş kapanmış, kız uzun saçlarını toplamaya fırsat bulamamış. Ucu taşın arasında sıkışıp kalmış. Ondan sonra hava önceki gibi aydınlanmış. Babası Gülnare'nin izlerini takip ederek çıkıp gelmiş. O dört tarafı gözden geçirmiş ve bakmış ki hiçbir iz yok. İzler kaybolmuş. Büyük kayanın etrafını dolanmış. Kızı yokmuş. Birden gözüne bir tutam saç ilişmiş. "Kızım, ciğerim," demiş. Taşın içine girilecek yer bulamamış. Ve kalın sesiyle taşa yalvarmaya başlamış. "Yarıl taş, yarıl, ben kızımı göreyim, yüzüne doyayım." Taşın içinden cevap işitilmiş. "Yarılma taş, yarılma, ben babamı görmeyeyim, yüzüne doymayayım. Evvel idi öz babam, şimdi oldu kaynatam." Baba ağlaya ağlaya dönüp gitmiş, sonra üvey annesi gelip taşa yalvarmış. "Yarıl taş, yarıl, ben kızımı göreyim, yüzüne doyayım." Taşın içinden cevap işitilmiş. "Yarılma taş, yarılma, ben anamı görmeyeyim, yüzüne doymayayım. Evvel idi öz anam, şimdi oldu kaynanam." Taş yarılmamış. Sonra ağabeyi gelmiş. O da boğuk sesiyle, "Yarıl taş, yarıl, ben kardeşimi göreyim, yüzüne doyayım." Taşın içinden yine ses yükselmiş. "Yarılma taş, yarılma, ben abimi görmeyeyim, yüzüne doymayayım. Evvel idi ağabeyim, şimdi oldu güveyim." En sonunda hepsi gidince aymama gelmiş ve taşa demiş. "Yarıl taş, yarıl, ben ablamı göreyim, yüzüne doyayım, muradıma ereyim." Taşın içinden ince bir ses işitilmiş. "Yarıl taş, yarıl, ben kardeşimi göreyim, yüzüne doyayım, muradıma ereyim." Bunun üzerine taş şakırdayarak açılmış. "Ablacığım," demiş Aymama. "Aymama, canım," demiş Gülnare. Abla ile kardeş sarılıp kucaklaşmışlar. Tan vakti güneş çıkarken kızlar dağı aşıp geniş yaylalara doğru gitmişler. Çok yol yürümüşler. Güneş ortalığı kızdırmaya başlamış. "Abla, susadım, su," demiş Aymama. Gülnare, "Sabret kardeşim," diye onu teselli etmiş. Yine çok yol yürümüşler. Uzaktan parlayan suyu görmüşler. Varıp bakmışlar ki yağmur suyuymuş. Aymama su içmek için atılmış. "İçme," demiş Gülnare. "Su kurt biçimindeymiş." "Susadım, dayanamayacağım," demiş Aymama. Gülnare, "İçersen kurt olursun," demiş. İlerlemişler. Yolda yine su birikintisine rastlamışlar. Sanki ayının yattığı yere su doldurmuşlar gibiymiş. Aymama gidip avuçlarını su ile doldurmuş. "İçme, ayı olursun," demiş bağırarak Gülnare. Aymama, "Beni kandırıyorsun," demiş üzülerek. Gülnare, "Hayır, saf kardeşim, doğruyu söylüyorum," diye cevap vermiş. Sonra tepenin yamacındaki kara ağacın serinliğinde dinlenmek için oturmuşlar. "Ablacığım, yoruldum, uykum geldi," diyerek
Aymama başını Gülnare'nin dizine koymuş. Çöl toygarları sürü sürü gelerek bu tek kara ağaca konup ötüşüyorlarmış. Toygarların uçuşunu seyredip oturan Gülnare'nin gözleri yavaş yavaş uykuya dalmış. Beyaz bir güvercin gökyüzünde yavrularını uçuruyormuş. Birden bir aladoğan çıka gelip güvercinin yavrularına saldırmış. Anne güvercin yavrularını kurtarmak için aladoğana saldırmış ama gücü yetmemiş. Aladoğan anne güvercine vurup sakat bırakmış. Güvercin tepe taklak düşmeye başlamış. Gülnare yerde onu beklerken anne güvercin zor nefes alıyormuş. Yukarıda ise aladoğan yavruları pençeliyormuş. Gülnare aladoğana seslenerek bağırmış ve tam o sırada uyanmış. Bakmış ki aymama yok. Etraftan hey yahu diye sesler işitiliyormuş. Atılan oklar gelip kara ağaca saplanıyorlarmış. Aymama diye bağırmış Gülnare can havliyle. Birden yanında güzel bir geyik yavrusu peyda olmuş. Kardeşim diyerek geyiği kucaklamış Gülnare. Olaylar ona ayan olmuş. Onlar dinlenmek için geyik göl kıyısında oturmuşlar. Gülnare tatlı uykuya dalınca aymama su arayıp bu gölden kana kana içmiş ve bir geyik oluvermiş. Avcılar da geyiği görüp ok atmaya başlamışlar. Kaçalım demiş Gülnare fakat vakit yokmuş. Çünkü avcılar iyice yaklaşmışlar. Kızlar saklanmak istemişler. Karşılarına adamlar çıkmış. Diğer bir tarafa yönelmişler. Olmamış yine karşılarına adamlar çıkmış. Dümdüz ilerlemişler, olmamış, karşılarına göl çıkmış. Sonunda ağaca tırmanmışlar. Silahlı adamlar etrafı kuşatıp iyice aramışlar ama bir şey bulamamışlar. Avcılar ne yapsak diye göl kenarında oturuyorlarmış. Biraz sessizlikten sonra başkanları bağırmış. O bağıran bir padişah, silahlılar ise onun askerleriymiş. Hepsi gözlerini göle dikmişler. Bakmışlar ki gölün içinde güzel bir kızla güzel bir geyik oturuyor. Padişah onları alıp getiriniz demiş. Askerlerden biri göle dalmış. Kız ve geyik kaybolmuş. Padişah yukarıya bakmış. Güzel kız kara ağaçta oturuyormuş. İnsan mısın, cin misin diye sormuş. İnsan diye cevap gelmiş. Peki bu nasıl bir geyik deyince yoldaşım demiş, başka hiçbir şey dememiş Gülnare. Padişah Gülnare'yi beğenmiş, alıp yurduna götürmüş ve 40 gün 40 gece düğün yaparak onunla evlenmiş. Padişahın Bekayim adında bir hanımı varmış. Bekayim birinci günden itibaren Gülnare'ye kötü gözle bakmaya başlamış. Onu çok kıskanıyormuş. Üzüntüsünden geyiği de zincire vurdurmuş. Padişahın Gülnare adına getirdiği hediyeleri de onun elinden çekip alıyormuş. O sihirli deyip padişaha onu şikayet ediyormuş. Kısacası Gülnare'ye hiç rahat vermiyormuş. Aylar geçmiş. Bekayim yıllardan beri padişaha bir şehzade doğurmak istiyor ama arzusuna ulaşamıyormuş. Onun bahtına inat Gülnare hamile kalmış. Bunu duyunca o daha çok öfkelenmiş. Padişah ise müjdeye karşılık olarak büyük bir ziyafet düzenlemiş ve doğacak şehzadenin onuruna ava çıkmış. Padişahın sefere çıkması Bekayim'in işine yaramış. Nevruz bayramı günleriymiş. Bekayim güzel havuzun yanındaki kara ağaca salıncak kurmuş, Gülnare'yi çağırmış. Saf kız Bekayim'in merhametine aldanıp salıncakta sallanmaya razı olmuş. Gülnare hızlı hızlı sallanıp ağacın tepesine kadar yükseliyormuş. Görenlerin yüreği cız ediyormuş. Bekayim ise fırsat kolluyormuş.
Gülnare yükselip havuza doğru sallanırken Bekaim tereddüt etmeden ipi kesmiş. İmdat diye bağırmış Gülnare ve havuza düşüp suda kaybolmuş. Sarayda bir kargaşadır başlamış. Padişaha atlı bir haberci gönderilmiş. Avdan hemen dönen padişah Bekaim'in hastalandığını duymuş. Doğruca hastanın yanına varmış. Bekaim yorgana sarılmış yatıyormuş. Doktor yanında hürmetle dört dönüyormuş. Bahtsızlık demiş Bekaim ağlayarak. Ne diyorsun diye sormuş padişah. O sihirli dediğimde inanmadın. İşte görüyorsun. Padişah yine sormuş. Ne diyorsun? Bekaim bana zehir. Ama gerisini getirememiş. O konuşamıyormuş. Doktor onun konuşmasını tamamlamış. Gülnare Bekaim'e zehir içirip kendisi kaçmış. Padişah ah kurnaz diye öfkeyle bağırmış ve derhal askerlerini çağırmış. Dinleyin demiş. Gülnare kaçaktır, haindir. Gidin neredeyse onu bulup getirin. Bütün ordu kızı aramak için gidiyormuş. Ne çöl kalmış ne dere ama kız bulunamamış. Günler geçmiş, geyik yavrusu oynamıyor, daima iç çekiyor, gündüzleri gözlerini havuza dikip gözyaşları sel oluyormuş. Bu durum ise Bekaim'i çok sinirlendiriyormuş. Bekaim hasta yatağında yatarken padişah ona hal hatır sormaya gelmiş. Bekaim'in konuşacak gücü yokmuş. Durumu ağır diye cevap vermiş doktor. Bunun tek bir devası var demiş ve susmuş. Padişah ne kadar zor bir deva da olsa söyle demiş. Doktor söylemeye cesaret edememiş ve geyiği göstererek geyik demiş doktor. Hasta geyik eti yerse iyileşir. Bunun üzerine padişah susmuş. Geyik yavrusu havuzun kenarına koşmuş. Avcılara söyleyelim. Gidip buna benzer bir geyik avlayıp gelsinler demiş. Hayır demiş doktor. Ancak hasta bu geyiği yerse iyileşir. Padişah bunun üzerine çok üzüldüm. Akıllı geyik idi deyip elini dizine vurmuş. Çare yok, ne yapalım, razı olacağım demiş. Bekaim ise hafiften hafiften gülüyormuş. Geyik ise için için yanıp ağlıyormuş ama ona hiç kimse dönüp bakmıyormuş bile. Herkes kendi işiyle meşgulmüş. Kimsenin olmadığı saatlerde seher vakti güneş çıkarken ve akşamları ay mama havuzun yanına geldiğinde şu şarkıyı işitiyormuş. Kurbanın olayım göz nurum, geceleri ışığım, elimdeki şahinim, sözümün uygunu, ninni yavrum, ninni, canım kuzum, ninni. Şimdi ise derinlerden şu güzel ninniyi işitiyordu. Kurbanın olayım ışığım, kaşı keman yayım, elimde halkası, doğanım, şahinim, ninni yavrum ninni, canım yavrum ninni. Avluya aşçılar gelerek taştan ocak yeri yapmışlar, kazanları kurmuşlar. Kasaplar gelip kara ağaca ip asmışlar ve büyük masatlarla bıçaklarını bilemişler. Sonra geyiği yakalayıp ayaklarını bağlamışlar. Kurbanı hazırlayan tellalın sesi kesilmiş. İnsanlar birikmişler. Kasap avını parçalamak isteyen kartala benziyormuş. O bıçağın ağzını geyiğin boğazına dayamış ama tam kesecekken geyik bağırmış. Ey padişah, kulak ver bana. Bir ricam var, söyleyeyim sana demiş. Kasap donup kalmış. Geyik kartalın pençesinden kurtulan kuş gibi havza doğru yuvarlanıp gözlerini suya dikmiş ve mırıldanmış. Sevgili ablacığım, ay mamacık yalvarıyor. Sen havuzdan çıkmazsan kardeşin olacak canından. Herkes kulak vermiş,
havuzdan cevap gelmiş. Yüreğim ezildi, gam çekmekten saf kardeşim. Yürüyeyim desem gücüm yok, uçayım desem kanadım yok. Ay mama biraz daha yaklaşıp ağlamış. Büyük kazanlar kuruldu, çift bıçaklar bilendi. Çabuk çık ablacığım, boğazıma dayandı. Havuzdan yüksek sesle cevap gelmiş. Yün halılar altımda, çift beşikler yanımda. Nasıl çıkayım can kardeşim, Hasan Hüseyin elimde. Bunu söyleyen Gülnare'ymiş. Kurban için toplanan halk yardıma yürümüş. Birinin elinde güğüm, birinin elinde ibrik, havuzun suyunu boşaltmaya başlamışlar. Kalabalıktan düşman kaçsa kurtulamazmış denir ya, havuzun suyu çabucak bitmiş. Herkes şu manzarayı görmüş. Ortada ay gibi Gülnare, iki yanında altın beşik, beşiklerde iki çocuk Hasan ve Hüseyin yatıyorlarmış. Onları alıp çıkmışlar. Gülnare ay mamayı kucağına alırken, beni hayata sen döndürdün kardeşim deyip geyiği öpmüş. İşte sana deva, bunu iç demiş. Geyik ağzına bir yudum su aldığında sihir bozulmuş. Geyik dik durup bir silkinmiş, üzerindeki deri soyulup düşmüş. Hepsinin gözü önünde geyik genç kız ay mama olmuş. İnsanların sevinci içlerine sığmıyormuş. Bütün sırlar ortaya çıkınca padişah Bekaim'in yanına gitmiş. Bakmış ki Bekaim yok. Kaçak diye bağırmış padişah öfkeyle. Hemen Bekaim ile doktoru yakalayıp getirmişler. Padişah bunları 40 atın kuyruğuna bağlayıp çöle sürün diye buyurmuş. Bekaim ağlamış, sızlamış, yalvarmış ama olmamış. Bu sırada öyleyse işte sana padişah demiş Bekaim ve padişahın göğsüne bir hançer saplamış. Birlikte yaşadık, birlikte ölelim demiş. Padişah yere yıkılıp can vermiş. Padişahın adamları Bekaim ile doktoru yakalayıp hükmü yerine getirmişler. Bu sırada orada toplanmış ve bütün olanları gören halk hep bir ağızdan ''Gülnare, sen bizim adaletli hükümdarımız ol!'' diye bağırmaya başlamış. Bundan sonra Gülnare, Aymama, Hasan, Hüseyin ve bütün halk sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde yaşamışlar.